It is a male. Pharaoh has decreed death for all Hebrew newborn males. The best way. This is Miriam. Please don't die quickly. Musa! Hira! Git ve evlad edindiğin çocuğa. Ona ayakta kalmayı ve erkek olmayı öğret. Oğlum. Hazır mısın evlat? Musa? Hazırım. Başlayın. Musa! Mısır Firavunu ve oğlunu selamlıyoruz. Mısır Firavunu,
Büyük Firavun Ramses. Yüce Güneş Tanrısı Ra'ya, Mısır'a ve halkına Büyük Firavun Ramses hükmettiği için bahtiyarız. Bahtiyar olunmasını severim. Özellikle bana karşı. Peki ailem de bu özel gün için burada hazır mı? Hayatımıza ışık saçan Güneş Tanrısı Ra için hepimiz hediyelerimizi sunacağız efendim. Ben bu büyük günde babama dualarımı sunuyorum. Çok iyisin kızım. Bu arada oğlun ne getiriyor? Musa, burada mısın Musa? Musa! Buradayım majesteleri. En büyük Mısırlı için çok özel bir oyun hazırladım. Yüksek sesle konuş Musa. O oyun. Çok güzel bir ahşap çalışması Musa. Bu kadar maharetli olduğunu bilmiyordum. Hayır, Yüce Mısır'ın hakimi. Bu oyunu kendim hazırlamadım. Talebim üzerine size özel olarak hazırlaması için İbrani bir ustadan rica ettim. İbrani mi? Oyunlarda asla becerikli biri olamadım Musa. Ya sen? Hayır Mısır'ın efendisi. Musa çok alçak gönüllü biri. Beni bulmacalarda hep yeniyor. Yenmesine sen izin veriyorsundur. Bana her zaman yaptığın gibi. Asla, asla. Bulmacalarda iyi misindir evlat? Sizin için bir tane hazırladım baba. Bir Mısırlı... Mısırlı olmaktan ne zaman çıkar? Bunu ben bilemem oğlum. Ne zaman? Üzgünüm ama cevabı unuttum baba. O halde iyi bir bulmaca olamaz, öyle değil mi? Ama eminim bu avluda cevabı bilecek başkaları mutlaka vardır. Cevabı öğrendiğin zaman tekrar sorarsın. Tamam baba. Şimdi sıra benim hediyemde. Şuna bakın. Çok güzel. Oğlum. Müthiş bir heykel. Çok güzel. Babamı onurlandırmak için yeni bir heykel yapmalarını emrettim. Büyük Mısırlı Ramses. Hazırlıklara başlayın. Oğlumun yüzyıllarca ayakta kalmamı tercih ettiği yeri görmek istiyorum. Hadi! Çalışın köpekler! Çalışın! Sallanmayın! Hadi daha bir sürü eşya var taşıracak! Çalışın! Çalışın! Daha hızlı çalışın! Hadi! Alın su için! Daha hızlı çalışın! Bizi aşağılık köleler! Sen oradaki buraya gel! Tut şunu hadi! Hadi! Sallanmayın! Kalk! Kalk! Görecekler! Hadi! Geç otur şöyle! Otur hadi! Hayır! Burada uzandığımı görürlerse beni öldürürler. Dinlen biraz, dinlen biraz. Tembel İbrani, bu dayak seni çalıştırır. Hayır! Hayır! Bırak onu! Bırak dedim. Bırak! Vurma! Bırak dedim sana! Firavun ve saraylılar geliyor. İçeri geç İbrani. Büyük Ramses seni görmemeli. Hadi! Hadi! Çabuk olun hadi! Acele edin! Mısır firavunu için. 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 İşinizin başına hadi. Çabuk olun. Çabuk olun. İş başı. Musa, buraya gelmemeliydin.
Her defasında aynı şeyi söylüyorsun ve gözlerin her gelişimde çok kötü bir yalancı olduğunu gösteriyor. Ama Musa, seni bizimle birlikte görmemeliler. Kimse sana dokunamaz, kimse seni rahatsız etmez. Kalk ayağa. Sen nasılsın? Ben iyiyim Musa. Ayağa dedim, ayağa kalk. Peki ya sen? Ayağa kalk. Daha iyi olamazdı. Bir tek... Nedir Musa? Gitmek zorundayım. Tekrar görüşürüz. Hoşça kal Musa. Siz sallanmayın, buraya gelin. Çabuk. Sen İbrani değilsin Musa. Sadece bir İbrani'nin sütünü içtin. Hepsi bu. Sen Mısırlı bir prensin Musa. Bununla gurur duy. Neden? Mısırlılar güçlü olduğu için mi? Hayır. Mısırlı olduğun için. Ben Mısırlı değilim. İbrani'de. Bir hiçim. Musa! Böyle konuşmamalısın. Tanrılara saygısızlık ediyorsun. Hangi tanrılara? Şu senin tapmamı öğrettiğin tanrılar. Yoksa şu Yakobet'in sevdiği tanrı mı? Yakobet sadece süt annendi. Başka bir tanrı olduğunu söylüyorsa bu yalandan başka bir şey değil. O bana bir şey söylemedi. Ama doğruyu biliyorum. Doğru şu. Senin annenim ve sen de Mısır'ın prensisin Musa. Ben bir hiçim. Benim kral soyundan gelmediğimi bütün Mısır biliyor. Sen sadece kendini kandırıyorsun anne. Devam edin. Eve dönmek istiyorum. Lütfen yapma, kötü bir niyetim yok. Beni tav durumuna düş. Musa, onu öldürdün. Bir Mısırlıyı öldürdüm. Biraz daha kazalım. Yeterince derin değil. Hadi cesedi alalım. Toprakla örtelim. Çabuk, gitmek zorundayız. Ama örtmeliyiz. Bırak artık. Hayatımı kurtardın. Neden? Neden mi? Biz seninle kardeşiz Harun. Tanrı seninle olsun Musa. Burada ne işin var? Annemi görmek istedim. Musa yapma. Sen buraya ait değilsin. Sen bir Mısırlısın. Harun.
Annemi görmeye geldim. Hayır Musa. Annen benim oğlum. Anne. Affet beni Musa. Seni Ramses'in kılıcından korumanın tek yolu buydu oğlum. Ben İbrani miyim? Bunun tercihini yapacak olan sensin. Allah sana başka hiç kimseye tanımadığı bir seçenek sundu. Ve ben bunu kullanacağım. Ne demek istiyoruz? Ama neden bu çulları giydin? Mısır'ı terk ediyorum. Ne zaman? Bu gece. Harun sana söyledi mi? Harun? Sormam gereken çok şey var. Ama şimdi... Gitmek zorundayım. Allah seni korumuş Musa. Çok iyi korumuş. Serseri tipler. Sürüyü buradan götürelim. Ne gereği var? Babam başınızı derde sokmayın dedi. Ama bütün gün erkeklerin arasında kalmak zorunda olan bizleriz, öyle değil mi? Ama onlarla daha önce de karşılaştık. Çekip gideceklerdir. Sürüyü götürün. Hey! Ne kadar şanslıyız değil mi? Rahibin kızları sürümüz için su çekiyor. Ama yanılıyorsun. Bu su babamın sürüsü için. Hiç sorun değil, koyunlar bekleyebilir. Olabilir. Ama kardeşlerim ve ben bekleyemeyiz. Sürümüzü buradan götürün. Ne diyorsam yapın. İçmeme izin verir misiniz? Teşekkür ederim. Bunun için benim iznimi alsan iyi edersin. Kimse beni aptal yerine koyamaz. Beni görmezden gelmen büyük hata. Yüzüme bak. Kızlar yüzünden kavga etmenin bir anlamı yok. Biz aptallık ettik, sen kazandın. Adın nedir çoban? Minen. Seninki? Musa. Ramses'in kızı Patera'nın oğluyum. Musa'ymış. Kolyeme bakabilirsin. Kolyeme bak. Ha,
Mısır arması. Mısır ordusunundur. Ramses'in kendisini de gördüm. Ordusu şu kayalıkların üzerinden görülebilir. Yiyecek kuzuya ihtiyaçları var. Senin sürünü mü alsınlar yoksa kadınlarınkini mi? Sürüyü götürün. Sürüyü götürün çabuk. Hadi. Bu kadar korkmasına neden olacak ne söyledin? Titriyorsun ama yine de çok cesurdun, neden? Cesur değildim. Evet cesurdun, neden? Kızmıştım. Kimi zaman... Neyse gittiler, önemli olan bu. Babamın adı Yetro. Medyan köyünün rahibi. Size minnettar kalacak. Hadi oh, hadi yürüyün. Oh. Hadi. Oh. Hadi yürüyün. Oh. Oh. Hadi yürüyün. Yürüyün oh. Hadi. Bakın ben yoluma gitsem iyi olur. Ama babam... Hayır, böylesi çok daha iyi. Yolun açık olsun. Henüz erken değil. Aa, baba! Babacığım! Bir Mısırlı ile karşılaştık. Yolun yarısına kadar bizimle geldin. Mısırlı mı? Yoksa bir çete mi? Hayır baba, sadece bir kişi. Ama çok yürekli biri baba. Yoksa o mu? Geçimizi onunla paylaşmayı hak ediyor. Gelmesini istedim baba ama... Git ve onu getir kızım! Tapınağında bir erkeği daha ağırlamak büyük bir zevk. Burada her yanım kadınlarla sarılı. Bir oğula çok ihtiyacım var. Ailem için. Koruyup gözetecek biri. Erkeklerin kadınlara çok saygı duymadığı bir devirdeyiz. Saygının gösterilmediği günler yaşıyoruz. Hangi tanrıya tapıyorsun Musa? Mısır'dayken orada çok tanrıya tapılır ama İbrani kölelerin bir tanedir. Evet. Bunu biliyorsun. Bütün tanrıların üzerinde biri mi? Onun kadar güçlüsünü yıllardır hiç duymadım. Süt annem kendisi bir İbraniydi. Kendisini kölelikten azat ettiğini söylemişti. Mısırlılardan mı? Bu müthiş bir güç gösterisi. Çok şey yanlış bildiğini söyleyebilirim Musa. Şükür ki çok şey bilmiyorum. It would be worth our while to persuade you to stay for a time. There's no better kitchen in the entire region. Zipporah makes sure of that. And no one weaves finer fabric than we do. Also under Zipporah's eye. They exaggerate, Moses. I'm sure it's all true, all of it, but I must be on my way. East? Oh, mostly barren land. But towns do exist, rarely welcome strangers. Why not stay here? Until you have a better idea of where you're headed. Oh, please stay, Moses. Please stay, please. You're very kind, please. But... God, that's agreed, eh? Thank you.
Büyük Firavun Ramses çok uzun zamandan beri yaşam belirtisi göstermiyor. Mısır halkına haber verin. Babam diğer dünyadaki tanrıların arasındaki yerini aldı. Güneş ve ayı içinde yaşattığı için ona şükranlarımızı sunuyoruz. Kalkın. Tumtin, yüzüme bakabilirsin. Mısır halkı ay devinimini bitirene kadar yas tutacak. Dolunayla birlikte babam diğer dünyaya olan son yolculuğuna uğurlanacak. Nasıl emredersiniz? Yerine getirilecektir efendim. Sonra güneş tahtındaki yerimi alabilirim. Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Güzel. Yas dönemi başlasın. Hepsini saydın mı? Evet. Tamam mı? Tamam. Kurutulmuş teşekkür et ederim. Ve bol miktarda su. Yeterince ot var mı? Birkaç gün yeter. Sararmadan önce gitmek istiyorum. Sonra dönerim. Kendine iyi bak. Bakarım. Merak etme. Kurtlara dikkat et. Ederim. Gel bakalım. Anneni mi kaybettin? Evet, anneni kaybettin. Tamam. Sakin ol. Çok tuhaf. Şimşek de çakmadı. Gidip bakalım mı? Hadi gidip bakalım. Yanıyor. Ama alev buraya ulaşmıyor. Ve Allah şöyle buyurdu. Musa. Musa. Buradayım. Çarıklarına çıkar. Üzerine bastığın toprak kutsal topraktır. Şimdi rahat ol. Ben babanın soyunun yaratıcısıyım. İbrahim'in, İsa'nın ve Yakub'un. Bana neden geldin? İsrail halkının yakarışlarını duydum. Seni Firavun'a geri göndereceğim. Halkımı Mısırlılardan kurtaracaksın. Neden ben? Neden benim gibi bir konuşma fakiri? Ben kimim ki Firavun'un karşısına çıkayım? Ben de seninle olacağım. Eğer İsrail halkına gidip beni Allah'ın gönderdiğini söylersem bana inanmayacaklardır. Adını bilmek isteyeceklerdir. Benim. Dinlemeyeceklerdir. Neden dinlesinler? İşaret isteyecekler. Asanı al ve toprağa bırak. Şimdi onu tut kuyruğundan. Ne
şöyle buyurdu. Şimdi elini göğsünün üstüne koy. Şimdi geri çek. Şimdi elini tekrar sok ve geri çek. İşaretin bu olacak. Bundan sonra Allah'ın sesiyle konuşacaksın. Lütfen. Ben olamam. Asla konuşmayı bilen olmadım. Ne geçmişte ne de şimdi. Benimle konuşmuş olsam bile ben hala konuşma özürlüğüm. Kardeşin Harun'a ihtiyacın olacak. Sen ona giden sesim, kardeşin de halka ulaşan sesin olacak. Pietro! Musa! Maybe I was dreaming or mad from the sun or... Well, perhaps God spoke to you. Why would God speak to me? Why me? Why not you? Because I don't know God! I know nothing of God! In Egypt they have many gods. Which God spoke to you? The God of Abraham, Isaac and Jacob. But you're Egyptian. No. I'm Hebrew. I had two mothers. I came from the womb of Jochebed, a Hebrew slave. But I was raised up by Keterah, daughter of Ramses himself. Ramses? Both mothers spoke to me of God, but I've yet to find... My God, I can't find him. I can't find him. Allah ilk defa biriyle konuştu. O kalbini biliyor Musa. Katil olsa bile. O bir katille de mi konuşur? Bir katilin kalbiyle. Ne diyorsun? Musa? Mısır'da bir adam öldürdüm. Bu yüzden kaçtım. Bu yüzden buradayım. Ben onlardan birini öldürdüm, mecburdum. Yaşamak için öldürdüm, mecburdum. Bunu ben bilemem. Ama şunu biliyorum. Allah bir amaç için konuşur. Ve sen Allah'ın sesini duydun. Bir inanabilsem. Delirdin mi? Aklını mı kaçırdın? Hayır. Kendindesin. Serap'ta görmedin. Sesini duydun. Allah seninle konuştu. Öyle mi? Sana bir işaret vermedi mi? Bize söylediğin gibi asanı yılana çevirmedi mi? Dediğim gibi oldu. O Allah'tı. Was it? Was it? Was it? Was it? Was it? Was it? Was it not?
başka hangi güç Allah olabilir? Bunu başka kim yapabilir? Bu gerçeği sınamadan yaşayabilecek misin? Ben Allah'ı mı gördüm Efora? Bunu sadece sen bilebilirsin Musa. Eğer Mısır'a geri dönersem sözünü ettiğim an öldürürler beni. Allah seninleyse öldüremezler. Allah halkını özgür kılman için seni gönderdiyse başaramazlar. Firavun'un huzuruna çıkıp konuşamam bile. Konuşamam. Bu gerçek bir çağrı. Yanıt vermek zorundasın. Ama kocanı öldürecekler. Ben Allah'a güveniyorum. Ya sen? Allah seninle olsun. Kardeşim Musa, seni çok özledim. Buradayım kardeşim, çok iyi. Çölün ortasında ne aradığını söyleyecek misin? Buraya gelmemi Allah istedi. Allah mı? Allah benimle de konuştu. Biliyorum. Thank you.
Biraz bekle. Onlar tamamdı değil mi? Hadi hepsini götürün. Tamam. Musa yeniden sizinle. Musa geri döndü. Ne yapıyorsun? İnsanlara burada olduğunu bildirmek zorunda. Neden? Halkını özgür kılman için Allah gönderdi seni. Ama ben... Musa, bugün Allah'ın kullarını esaretten kurtarmak için seçtiği kutsal bir gün. O gün senin Mısır'a vardığın gün. İnsanlar bunu bilmek zorunda. Musa, kurtuluş başladı. Musa döndü. Musa artık sizlerle. Musa Tanrı'nın sözcüsü. O halkını esaretten kurtarmak için Allah tarafından seçildi. Bu gerçeği görün. Herkes bu gerçeği görsün. Musa. Meryem. Musa, o benim kardeşim. Meryem, Musa Allah'ın sözcüsü olarak geri döndü. Halkını Mısır'ın esaretinden kurtarmak için. Gelin, size gösterelim. Gelin. Gelin, hepiniz buraya gelin. Hepiniz gelin. Musa Allah'ın mesajıyla döndü. Bir şey gösterecek galiba. Toplanın. Bakalım ne gösterecek. Allah'ın gücünü Musa'nın üzerinden göreceksiniz. Musa. Birkaç hafta önce Sina Dağı'ndaydım. Yüksek sesle konuş. Birkaç hafta önce Sina Dağı'ndaydım. Allah, İbrahim, İshak ve Yakup'un Allah'ı bana geldi. Mısır'a dönüp sizi esaretten çıkarıp rehberiniz olmamı ve süt ve bal vadisine götürmemi istedi. Musa. Mısırlı Musa. Mısırlı bir aile tarafından büyütüldüm ama ben bir İbraniyim Baybo. Mısırlı bir aile. Seni Firavun'un öz kızı büyüttü Musa. Ben Tanrı'nın sizi kölelikten çıkarmam için gönderdiğine inanıyorum. Demek öyle. Peki buna nasıl ikna oldun Mısırlı? İşte Allah'ın bana verdiği işaret. Bu Allah'ın ve dahası da var. Allah'ın işaretiydi. Musa'ya bizi esaretten çıkarma görevi verildi.
Allah bu görevi neden bir Mısırlı'ya versin? Musa benim kardeşim, bunu sen de biliyorsun. Onu dünyaya getiren annem Yakup etti. Ama bir Mısırlı gibi büyütüldü. Allah'ın yöntemlerini mi sorguluyorsun? Bunlar Allah'ın işaretiydi. Bizi duyduğunun işareti. Bizim için geri döndüğünün delili. Bizler de sonuna kadar Allah'ın yolundan gitmeliyiz. Bize uzattığı ele sırt çeviremeyiz. Adonai Odia Yeshua To. Adonai Odia Yeshua To. Shira Levi Eloi Aminu. Başvezirim merhamet etmem gerektiğini söylüyor. Ama o fazla yumuşak. Ömür boyu vergi ödemeye mahkum ediliyor. Sıradaki ileri çıksın. Efendimiz önünde diz çöksün. Gördün mü vezir? Adil yönetince şikayetten eser kalmadı. Bugün daha fazla iş istemiyorum. Giremezsin. Dur orada. Avluma girme cüretini gösteren de kim? Kelleni aldıracağım. Ben Musa'yım. Musa mı? Bir zamanlar bu isimde birini tanıyordum ama geceye sığınıp gitti. Mısır'a geri dönmemi Allah istedi. Evet, Mısır'ın evlatlık oğlu. Ara sıra nerede olduğunu biz de merak ettik. Uzak... Bir diyardaydım. Çok uzak olduğuna şüphem yok. Ben 2 ay kadar önce döneceğini umut ediyordum. Sanıyorum Mısırlı annenin yasını tutmak istersin. Vefat ettiğinden haberim yoktu. Bu adam da kim? Adım Harun. Ben Musa'nın kardeşiyim efendim. Musa'nın kardeşi. Kesinlikle doğru. O halde ne cüretle karşıma gelebiliyorsun? Musa'nın işaretini görmek için efendim. Musa'nın işareti mi? Krallığımda bunu yapmaya muktedir başkaları olduğunu neden bana söylemedin? Bunu yapmaya yetkili başkaları olduğunu bilmiyordum efendim. Bağışlanmayı isteyebilir miyim? Musa, ne cüretle karşıma çıkabiliyorsun, ha? Benim tercihim değildi Firavun. İbrahim, İshak ve Yakup'un Allah'ı beni buraya gelip mesajını iletmekle görevlendirdi. Duydunuz değil mi? Çoban kılığında bir sözcü benden büyük olduğuna karar verdiği bir tanrının adını kullanıyor. Tanrılar adını. Ama güzel bir sahne. Ama bizim Allah'ımız, İsrail'in Allah'ı bize kendini gösterdi. Bunlar da onun sözleridir. Şöyle diyor. İnsanlarımı serbest bırak. Bırakın ki vahanın ortasında adıma şölen düzenlesinler.
Karşıma çıkma cüreti gösterdiğiniz için ikinizi de öldürtmeliyim ama kanım benim için değersiz. Eğer istediğim buysa öyle olsun. Git Musa, kardeşlerinle yaşa, kölelerle yaşa, bir süre dene. Sonra dön ve bana Tanrı'nı bir daha anlat. Vezir! Efendim? Kölelerin bu uzun yolculuğa çıkmasını hayal dahi edemeyiz. Mısır'ın kölelerine daha uzun bir süre ihtiyacı var. Tüm köleleri duvar ördükleri yerde toplayın. Her gün aynı uzunlukta duvar örmelerini istiyorum. Bakalım sözünü ettiğin şey dikkatlerini ne kadar dağıtacak? Çabuk olun. Daha hızlı. Daha hızlı. Evet, işte böyle. Başaramayan kim? Sen buraya gel ve yüce vezirin önünde diz çök. Dün ve bugün söylendiği sayıda duvar örmekte başarısız oldunuz. Örmek istedik sahip. Ama şimdi samanları toplamak zorundayız. Tüm gücümüzle çalışıyoruz ama yeterince adam yok efendim. Biz sadece yüce firavuna hizmet etmek istiyoruz. O halde Musa'nın 3 günden beri Mısır dışında olmasını nasıl açıklayacaksın? Bunu açıklayamam sahip. Size yalvarıyorum. Yüce Mısırlı'dan bizi bağışlamasını dileyin. Sana verilen tuğla kotanı tamamlayacaksın, yoksa kırbaçlanırsın. Tutun. Muhafızlar. Kırbaçlayın. Anlamıyorum. İnemeyeceklerini bilmeliydim. Belki de Allah bizi cezalandırmak istedi, ibadet etmeliyiz. Musa! Eserine iyi bak peygamber. Musa, bize esaret bitecek demiştin. Ama şimdi gerçeği gördüm. Ona iyi bak. Sahte peygamber. Diline sahip ol Zeyrak. Orada kırbaçlanan sen değildin Meryem. Musa da değildi. Firavun bizleri ölene kadar çalıştırırken Musa sadece izliyor. Kin tutmanızı istediği için. Sen o çeneni kapar mısın kadın? I'm sorry Zira. I believed God spoke to me. God called you, Moses. Don't doubt. If you are not convinced, then how are we to believe it? Your doubts won't stop Zerah from plotting against you. You better do something, brother. Quickly. Zerah.
Beni inançla doldur Allah'ım. Kollarımı, ellerimi ve dilimi inançla doldur. Her zamanki gibi Musa, yüzüme bakıyor olman büyük talihsizlik. Neden buradasın? Eğlenceyle ilgisi var mı? Allah'ın sözünü dile getirmeye geldik. Sana emrediyor. Halkının gitmesine izin ver. Ah, bunu sahi mi söylüyorsun peki? Ama bu benim planıma ters düşüyor. Beklemesini rica et. Yaşamını riske edebilecek kadar aptal ve sahte biri olduğuma mı inanıyoruz? Risk mi? Efendimiz. Şimdi Allah'ın ses verdiği dilime kulak. İsrail'in Tanrısı sana emretti. Halkının gitmesine izin ver. Hiç kimse, Mısır Firavunu'na hiç kimse emredemez. Hiçbir Tanrı, hiçbir şey, hiçbir şey. Buraya gel. Buraya gel. Oh. Eğilin. Mısır prensiniz. Tahtımın varisi. Prensimiz çok yaşa. Bu arada hakkını yememek zorundayım. Bu Tanrı'nın bir lütfu. Ay Tanrısı'nın. Durun! Hey! Ne oluyor? Kulak verin. Allah'ın sesine kulak verin. İnsanlarını serbest bırakmanızı emrediyor.
Kan. Kan. 7 gün boyunca Mısır'ın her yeri kana bulanacak. Balıklar ölecek. Nehirler ölüm kokacak. Allah Musa üzerinden şunu söylüyor. Tek Allah'ın ben olduğuma inanacaksın. Allah emrediyor Firavun. İnsanlarımı serbest bırak. Yoksa gazabı üzerinizde olacak. Kafirler yok olacak. Bugün çalışmak yok. Bugün hiçbirimiz çalışmayacağız. Nil'in suyu içilmiyor. Tüm Mısırlılar su bulmak için karış karış toprağa eşeliyor. Musa. Musa. Sen haklıydın. Yakında Firavun gitmemize izin verecektir. Bu kadar olacak mı dersin? Ne? Değil mi yani? Allah bizi Firavun'un taş kalbi konusunda uyarıyor. Yumuşatmak kolay olmayacak. Mısır'ın efendisi Rahip Hans'a sorunu çözdü. Gösterin. Gördüğünüz gibi. İbranilerin numarası son derece kolay. Yukarı topraklardaki ajanlarımızdan gelen rapora göre Büyük Nil'in suları eskiden olduğu gibi tertemiz bir şekilde bu tarafa doğru akıyor. 7 gün bitince bunların hepsi sadece bir anı olacak. Güzel. İbranilere işbaşı yaptırın. Bu oyunda kaybedilen iş gücünü telafi etmek zorundalar. Bunun senin Tanrı'nla bir ilgisi olabilir mi Musa? Eğer inanmıyorsan neden bizi huzuruna çağırdın? Bu kadarı yeter. Tanrı'nın oynadığı bu oyunlarından sıkıldım. Allah'ın insanlarını serbest bırakacak mısın? Evet, evet. Ama oyun bitsin. Susun! Hiç efendim. Sessizlik istiyorum. Bu kurbağaları da temizleyin. İnsanlarını da ibadet ettiğin topraklara götür. Bu kadar. Hadi bakalım. Hadi erin. Hadi. Bugün bizim özgürlük günümüz. Esaret sona erdi. Gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Hazırız. Gidelim. Tamam bu taraftan. Hadi. Hadi. Evet tamam. Hadi. Ne bu taraftan? İşte Musa. 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 Haklıydın Musa. Sen Allah'ın peygamberisin. Musa'dan çıktığımız günü hiç göremeyeceğimi sanıyordum. Göreceğiz. Evet. Sen bizim kurtarıcımızsın. Evet. Musa sen bizim kurtarıcımızsın. Yol açın. Aptal. Firavun'un oynadığın bu küçük oyuna kanacağını mı sandın? Şimdi iş başına.
Herkes iş başına. Firavun bizi serbest bıraktı demiştin. Hadi yürü. Götürüyorlar. Herkes işini yapacak. O kadar. Yalan söyledin Musa. Yalan söyledin. Yalan söyledin. Yalan söyledin Musa. Yalan söyledin. Yalan söyledin. Yalan söyledin. Yalan söyledin. Allah İsrail halkını sınıyor. İnancınızı yitirmeyin İbraniler. İnsanlar haklı çıktı Musa. Musa, hiçbir numara halkını serbest bırakmam konusunda ikna olmamaya yetmeyecek. Kullarını azat etmen Allah'ın isteği Firavun. Peki bunu kim yapacak? Senin Allah'ın mı? Musa, halkın özgür olursa hayatta kalamaz. Bunu biliyorsun. Sistemi anlıyorsun Musa. Kardeşinden bunu anlamasını bekleyemem ama sen anlıyorsun. Köle köledir Musa. Dünyanın en mutlu köleleri. Allah senden kullarını kendisine tapmaları için azat etmeni istedi. Şu andan itibaren elimi uzatıp seni ve halkını ezebilirim. Ama gücüme şahit olmak için yaşayacak ve adımın topraklarına kazındığını göreceksin. Bu topraklarda sadece benim adım kazınır. Burada yaşamana izin veren benim. Musa, seni Yahudilerin başına getireyim he? Onlara bakarsın, onlarla ilgilenirsin ama burada kalmak zorundalar. Nasıl istiyorlarsa öyle ibadet ederler. İnançlarına asla karışmayacağım. Sahip olduğun her şeyi kapalı ve güvenli bir alana taşımalarını iste. Dolu başladığında bütün hayvanlar ve bütün insanlar ölecek. Dolu mu? Dolu mu? Çöldeyiz Musa. Kapıları açın. Sen delinin birisin Musa. Bir daha asla karşıma çıkma. Duydun mu beni? Asla dedim. Asla. Asla. Bu da ne böyle? Gücünüz onun tanrısı karşısında çaresizse yaptığınız işin ne değeri var? Ve de hayatlarınızın. Majesteleri. Çorak arazide ibadet etmelerine izin verirsek ne kaybederiz? Çünkü bir kere giderlerse asla geri dönmeyecekler. Devam edecekler. Doğudaki kavimlerle birleşip Mısır'ı alacaklar. Mısır'ın yakında çok daha büyük felaketler bekliyor efendim. Büyük bir sihir. İbranileri burada tuttuğumuz sürece Mısır'da asla huzur olmayacak. Yeter! Yeter! Mısır mahvoldu. Bir yıl aç kalacaklar. Çekirgeler tüm ürünlerini yok etti. Bu defa yenildiler. Bu Allah'ın eli. Allah'ın adı hala üstümüzde Musa. Musa, Firavun'un kalbi artık yumuşar. Tanrı özgürlüğe hazır olduğumuza karar verirse. Aksi takdirde Firavun'un kalbi asla yumuşamayacak. Köle kalmaya devam edeceğiz. Bu toprakları ancak bütün Mısır Allah'ın gücünü kabul ettiğinde terk edeceğiz. O gün geldiğinde buna hazır olmalarını söyleyeceksin. Korkmayın. Allah İsrail halkının çocuklarına zarar vermeyecek.
Gidebilirsin. Halkını da beraberinde götür. Mısır artık seni ve halkını içimizde daha fazla barındırmak istemiyor. Allah hastalığı bedeninden çıkarınca da kalbin tekrar katılaşacak mı? Buradan gitmeni istiyorum. Hepinizin. Sadece sürüleriniz ve sığırlarınız geride kalacak. Allah giderken bütün mallarımızı götürmemizi emrediyor. Aksi takdirde minnettarlığımızı göstermek için neyle teşekkür edebiliriz? Minnettarlığını gösterecek kişi benim. Buradan gidin. Ama sürüler kalıyor. Birlikte gideceğiz. Dur. Gençlerimizle, yaşlılarla, tavuklarımızla, sürülerimizle. Aksi halde Allah'ın bugüne kadar gösterdiğinden çok daha kötü bir felaketle yüzleşeceksin. O lanet olası Tanrı'nla ilgili tek kelime daha duymak istemiyorum Musa. Sürülerin senin için bu kadar değerliyse onlarla kal, burada, Mısır'da. Bunu çok iyi düşün. Ne cüretle bana talimat verirsin? Şimdi yıkılın karşımdan. Defolun. Bir daha asla karşıma çıkmayacaksın. Eğer suratını bir kez daha görürsem Musa, seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Yalnızım Allah'ım. Yalnızım. Hiçbiri Firavun'un kalbini yumuşatmaya yetmedi. Özgürlüğümüz için bir bedel ödemeye zorladı. Şimdi size söyleyeceklerimi çok iyi dinleyin. Bu ayın 10. günü her sürüde bir kuzu dünyaya gelecek. Bu kuzulara ayın 14. gününe kadar bakacaksınız. 14. gün tüm İsrailoğullarının bir araya geldiği gün olacak. Ve o günün alacakaranlığında kuzuları kurban edeceğiz. Akan kanı bir kapta toplayacak ve bunu evlerinizin duvarına süreceksiniz. Kuzu kanı, Tanrı için bir işaret. Tanrı kanı gördüğünde size dokunmayacak. Laneti Mısır'ı vurmaya başladığında zarar görmeyeceksiniz. Aynı gece eti yiyeceksiniz. Kurban ettiğiniz kuzuları suda haşlamayacak, kızartacaksınız. Günlük giysileriniz üzerinizde olacak. Ekmeğinizi katık etmeden ayrı yiyeceksiniz. Bu daha sonra hamursuz bayramı adıyla bilinecek. Kurban etini tükettikten sonra ibadet edeceksiniz. Gece yarısı olduğunda Tanrı Mısırlıların üzerine yürüyecek. Ama evlere sürdüğünüz kan işaretiniz olacak. Kanı gördüğünde size dokunmadan geçip gidecek.
Oğluma ne yaptığına iyi bak. İnandığın Tanrı kötü bir ruh. Git buradan Musa. İnsanlarını al, sürülerini de al. Ve git. Musa. Gitmene izin verdim. Merhamet sırası sende. Lütfen. Evini de terk ediyoruz. Sizi buradan Tanrı çıkardı. Elindeki sonsuz güçle kutsal topraklarımıza dönüyoruz. Dönüyoruz! Kutsal topraklara! İnsanlar merak ediyor Musa. Neyi? Neden bu yöne ilerliyoruz?
Burası Kızıldeniz'e çıkıyor. Doğuya doğru ilerliyor olmamız gerekiyor. Kutsal topraklar. Allah'ın gösterdiği yolda ilerliyoruz. İsraillilerin gitmesine nasıl izin verdin? Sağlıklı bir karar değildi Yüce Firavun. Şu an neredeler? Denize ilerliyorlar. Kızıl Denize doğru. Bedelini ödemek zorundalar. Hemen bir birlik hazırlatmanı istiyorum. Mısır'dan kutsal topraklara yüzerek gitmek için mi çıkardın? Ben Allah'ın talimatlarını uyguladım. Onun istediği yerdeyiz. Musa! Geliyorlar! Mısırlılar! Firavun'un komutasında. Atlılar ve süvarilerden oluşan bir birlik. Neredeler? Ne kadar uzaktalar? Yarım gün. Yarım gün? Yarım gün mü? Bir yolunu bulacağız. Mısır'da üzüm mü kalmadı da bizi bu ıssız topraklara ölmek için getirdin? Çölde ölmektense Mısırlılara hizmet etmek çok daha iyi değil miydi? Bize yolu Allah gösterir. Sesini dinlersek çıkışı da gösterir.
İman edin. Bu Allah'ın gücüdür. Allah'ım. Yüce Allah'ım. Sonunda yüzünü bize döndü. Allah'ım. İtaat etmeyen kellesini kaybeder. İleri! Thank you.
bizi zafere ulaştırdı. Gücüyle bize yol açtı. Kudretiyle. Bu benim Allah'ım. Ve ben ona inanıyorum. Onun gücünü kim yenebilir? Kim? Başka hangi tanrı? Sana sığındık yüce yaradan. Halkımı oradan sağ çıkardın. Gücünle bize yol açtın. Rabbimiz, ona sığınalım. Evet. Diz çökün ve ona sığının. 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 Yüksek sesle Elia. Karnın ölesine gurulduyor ki sesini duyamıyorum. Sen az önce bir kuzu kesmemiş miydin? Kurban etmek için değil, yemek için değil. Allah bugün hanginizin aç midesine ilaç oldu? Hı? Musa, Tanrı bizi çöle aç kalmak için mi çıkardı? Eğer bu Allah'ın isteğiyse, öyle olacak. Bir planın varsa söyle Musa, bunu bilmek istiyorum. Allah'ın izinden gideceğiz, her zaman. Allah'ın unuttuğu bu ıssız yerde ölmek için mi? Allah'ın unuttuğu mu? Bize yolu Allah gösterdi. Allah'ın unuttuğu diyemez. Halkın açlıktan kıvranıyor Musa. Bir şeyler yapmak için ne bekliyorsun? Bu adamı çöle kadar aç kalmak için mi izlediniz? Doğru. Musa çok büyük bir adam. Ama bir yerde Allah'ın isteğiyle temasını kaybetti. Şimdi ona biz yardım etmeliyiz. Tamam. Sabırlı olun. Sabırlı olun biraz. Bekleyin. Yardım et. Hayır. Yardım et. Bırakın dua etmeyi. Acele edin. Çabuk çabuk gelin diyorum. O bize yardım edemez. Çabuk olun. Bırakın işaretini beklesin. Bize yardım edemez o. Gelin diyorum size. Çabuk olun. İlyas sakin ol. Sakin ol, kendine gel. Bir şeyler yap. Sakin lütfen ol. Bir şeyler yap. Sakin kendini ol. Söndür Musa. Sakin ol. Onu söndür. Sen kendine hakim söndür. Ol. Musa!
Why do you lay the burden of all the people on me? Did I conceive these people? Did I give birth to them? I cannot carry all these people alone. They're too heavy for me. İnsanlar bekliyor Musa. Neyi bekliyorlar? Allah'ın isteği. Allah bizi buraya ölmek için sürüklemedi. Çadırlarınıza dönün. Şafağa kadar çıkmayın. Ekmeğinizi Allah temin edecek. Ekmek nasıl? Elimizdeki unların hepsi tükendi. Çadırlarınıza dönün. Sabaha kadar da çıkmayın. Nedir bu? Ne? Ne? Ye hadi. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Bu bir mucize. Çok güzel. Toplayın. Hepsini toplayın. Erkeklere söyleyin gelip toplamanıza yardım etsinler. Bu Allah'ın hediyesi. Buna men diyebilirsin. Evet, Allah'ın yememiz için verdiği ekmek. Her sabah bir gün için yetecek kadarını Allah'ın hediyesi olarak alacaksınız. İhtiyacınızdan fazlasını toplamayın çünkü Allah her gün ihtiyacınız kadarını verecek. İnançsızlık edip fazlasını toplamayın yoksa çok kızar. Çok kızar. Çok kızar. Güzel, artık özgür olduğunuza göre her haftanın 7. günü dinleneceksiniz. Bunun adı Sept olacak ve çalışmak zorunda değilsiniz. Yani o gün çalışmayacak mıyız? Sept günü çalışmak yok. Ama nasıl olur? Dinleneceksiniz. Bu da ne demek? Bunu Allah söylüyor. Sept günü çalışmak yok, dinleneceksiniz. Ama haftanın 6. günü daha fazla çalışıp iki misli istihkak alacaksınız. Anladınız umarım. Çalışmak yok, dinlenin. Çalışmak yok. Buna inanamıyorum. Allah'a karşı bir daha sabırsızlık etmeyi düşünürsen bunu hatırla. Bizden sadece ekmekle yaşamamızı mı bekliyoruz? Çok yakında Allah eti de gönderecek. Et mi?
Mısır'dan ayrıldığımızdan beri hiç et yemedim. Allah eti gönderecek ve sen de burun deliklerinden gelene kadar yiyeceksin. Yetro. Yetro! Allah'ının senin için yaptıklarını duydum. Gelmek zorundaydım. Bunu görmek zorundaydım. Allah bize karşı çok iyiydi. Efora nasıl? Çok iyi. Onu çok özledim. O seni anlıyor Musa. Seni anlıyor. Bu Allah'ın isteği. Aranızdaki bağı onurlandırmak zorundasın. Ve Yemen. Yüreğimizi disiplin altında tutmalıyız çocuğu. Bununla Allah'ın disiplin etmesine izin vermiş olacağız. Bugünlük bu kadar. Musa'nın dinlenmesi gerekiyor. Yarını bekleyin. Musa sizleri dinlemeye yarın devam edecek. Şimdi dinlenmeli. Güneş batmak üzere. Neden? Bütün gün yalnız oturup kararlar alıyorsun. İnsanları bilgilendirmeye çalışıyorum. Allah'ın talimatlarını anlamalarını istiyorum. Ama insanların seni kullandığını görüyorum. Sen de buna izin veriyorsun. Buna sen de izin veriyorsun. Kardeşini sevmiyor musun? Böyle bir soru sormaya hakkın yok senin. Sizlerin de hiçbirinizin kendi insanları tarafından yok edilmesine izin veremezsiniz. Şu haline bakın. Ayakta zor duruyor. Allah'ına böyle mi hizmet edeceksin? Yetro! Dilin fazla keskin. Yetro. Ama doğruyu konuşuyorsun. Bu görev tek bir adam için çok ağır Musa. Allah sesi olma görevini tek sana vermiş olamaz. Harun da Allah'ın huzuruna çağrılmıştı. Beni dinleyin. Bir defaya mahsus aklı ben vereceğim. Öncelikle Allah'tan korkan adamlar bulacaksın. Sonra bu adamlarla insanları bilgilendireceksin. Küçük sorunları bu adamlar halledecek. Sana sadece önemli sorunları getirecekler. Bunu yaparsan görevini yapmaya muktedir olursun. Ve bu insanlar huzura ererler. Doğru söyleyeni dinlemek neden bu kadar zor hep merak ettim.
Doğruları mı söyledim? Bunu daha kaç defa söylememi istiyorsun? Zor bir öğretmensin Yetro. Evet, söylediklerin doğruydu. Bu insanlar hala sahipleri olmadan yaşamayı öğrenmeye çalışıyorlar. Özgür yaşamamızı bizden Allah istedi. Buna hazır mısın? Bunu ona sorabilirsin. Çorak topraklarda Allah'ın isteğine güvenerek yol aldık günlerce. Yani Mısır'da sahiplerinizi cennetin sahibiyle takas ettiniz. Hakaret ediyor. Hayır, bu gerçeğin ta kendisi. İnsanlar Musa olmadan yaşamayı öğrenmek zorundalar. Tanrı'nın yolunda ilerlemeyi öğrenmeyi istemek zorundalar. Sırtlarına kamçı, yemek korkusu yaşamadan tek inançları Allah'ı aramak olmalı. Çünkü artık özgürler. Ama bunu öğrendikleri gün gerçek anlamda özgür olacaklar. Ama o güne kadar hala köle olacaklar. Bu benim hayalim Yetro. Daha fazla ihtiyaç duyulmamak. Sen bilge birisin Musa. Allah korkusu olanları seçerek başlayacağım. Yarın, bu gece. Harun'u seçerek başlıyorum. Tavsiyelerin için sağ ol. Where would you go now, Moses? I believe God is leading us to Mount Sinai. I wish you pure water and green grass. As God wishes. Sinai, where God first spoke to me. In the burning bush. God is calling me up there. Do you think I'll make it, Joshua? If God is calling you, Moses. I wish you'd given me a better pair of sandals first. Moses. Sağladım. Bu Allah'ın sesidir. Bütün bu topraklar benim. Sizlerin ve bütün kainatın tek hakimi, evrenin tek yaratıcısı. Eğer yasalarıma itaat eder, güvenimi kazanırsanız, bu Allah'ın sesidir. Allah'ın yasalarına sonuna kadar itaat edeceğiz. İtaat edeceğiz. Allah sana göründü mü Musa? Sesini bizzat mı duymak istiyorsunuz? İnsanlar bunun Tanrı'nın sesi olduğunu bilmek zorunda. Şüpheleriniz var. Eğer Allah'ın sesini bizzat duymak istiyorsanız, bunun için hazırlanmalısınız. Önce abdest alacaksınız. Su geliyor! Su geliyor! Su geliyor! Su geliyor! Su geliyor!
Tanrı bana diyor ki, insanlar ayaklarını yıkadı mı? 3 gün boyunca eşleriyle birlikte olmayacaklar. Nefislerine sürgü çekecekler. Sizleri Sina Dağı'na çıkardığında Tanrı'nın huzuruna sadece gözlerinize değil, yüreğinize de bakacak. Çünkü Allah'ın huzurunda olacaksınız. Görevim neredeyse bitti sayılır Harun. Seçilmiş biri olarak Allah'ın emirlerini ilettim. Artık kulları bizzat huzuruna çıkacak. Bu insanların hep bir lidere ihtiyacı olacak mı? Hayır, hayır Harun. Ben lider değilim. Sadece seçilmiş biriyim. Yüce Allah'ın isteği. Mısır'dan çıktığımıza göre benim görevim bitmiş sayılır. Stand assembled today before the Lord your God to enter into a covenant. Bugün Allah'ın huzuruna çıkmak ve ikametgahına girmek için buradayız. O bütün evrenin tek hakim. Bugün Allah'ın size vereceği emirlere itaat ederseniz sonsuza kadar huzur içinde yaşayacaksınız. İbrahim'e, İsa ve Yakub'a söz verilen topraklarda yaşayacaksınız. Mısır'dan çıktığımız gece et yemeyeceksiniz.
Şabat gününe sadık kalacak ve kutsal kabul edeceksiniz. İbadet edeceksiniz. Anne ve babalarınıza hürmet edeceksiniz. Çocuklarınız da size hürmet edecek. Tanrı önünde sevaba gireceksiniz. Kimsenin canını almayacaksınız. Kimseye kötülük etmeyeceksiniz. Yüreğinizi merhametle dolduracak, nedeni ne olursa olsun kimsenin canını yakmayacaksınız. Komşunuz açken top yatmayacak, kimseye kötü niyetle bakmayacaksınız. Yasalarını bildirdi. Emirlerini dinlediniz. Sizini siz de duydunuz. Evet. Evet. Siz de duydunuz. Duydum. Evet. 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 Yasalarını vermek istiyor. Sizler burada kalın. Sakin olup geri dönüşümü bekleyin. Size gönderdiği yasaları kabul ederken yüreğinizi ferah tutun her zaman. Joshua. Joshua. Benimle gel. Benimle gel. İyi misin Musa? Yaşasın, bir şey yok. Güzeldi. Hiçbir şey yok. Evet. Hayır. Evet. Tamam, evet. Sakin olun. Hiçbir şey yok. Şerbet Yusuf. Sizler de için. Oldu, haber yok. Giderken yanına yiyecek de almadı. Bitti mi işi? Bu sessizlik neden? Çok mu korkunç duruyorum? Hayır, seninle bir ilgisi yok. Aa, yapma Kora. Harun'a gerçeği söyle. Hem kendisi Musa'nın kardeşi değil mi? Yine de bu beni Musa yapmaz. Hem bunu kendisi de söyleyebilir. Musa gittiğinde ayın ilk dördüydü. Sina Dağı'nda 30 gün. Yiyecek olmadan uzun bir süreç. Benden ne yapmamı istiyorsun? Musa'nın peşinden gidebilirsin. Bunun imkansız olduğunu biliyorsun. Beklememizi istedi ve abdest alacağız. Abdest ha? Şimdi 3 defa yıkanıyoruz. Ama ne için? Ne için değil Zeyra. Kim için diyecektin? Musa'nın dediğini yapacağız. Bekleyeceğiz. Söylemesi çok kolay. Ama uygulamak zor. Dur! Ağlıyor! İnsanlar huzursuz, gergin. Bir şeyler yapmak zorundasın. Harun ne?
Bak, Musa'nın dediğinden başka bir şey yapmayacağız. O fırtınada söylediklerini unuttun mu? Hayır, unutmadın tabii. Biz de sözümüze sadık kalıp bekleyeceğiz. Ama ne kadar? Durun. Durun, sakin olun. Bakın, ne yapacağım ben böyle, yapmayın. Her şeyin bir çaresi var. Bilmiyorum işte, bilmiyorum dedim ya. Susun. Lütfen sakin. Yüce Rabbimiz adına rica ediyorum. Susun. Musa dağa çıkalı 32 gün oldu. Ve hala haber yok. Burada sonsuza kadar bekleyecek miyiz? Mısır'dan buraya çölde mahsur kalmak için mi geldik? Evet. O zaman geri dönün. Her zaman aynı tek. Bizim için bunlardan başka seçenek yok mu? Ya Firavun'a kölelik edeceğiz... ya da muhtemelen çölde perilenmiş bir delinin izinden gideceğim. Hayır, o perili falan değil. Ne demek oluyorum, anlayamıyorum. Evet. Başka bir önerim var mı Zeyrek? Evet. Musa'ya inanmaya son verelim. Evet. Ona ne olduğunu bile bilmiyoruz. Allah'ı aramada kendi yollarımızı belirleyelim. Bildiğimiz yöntemlerle bulmaya çalışalım. Yüzünü kendi ellerimizle belirleyelim. Neler bu sayede görebilir ve dokunabiliriz. Allah'ın sesini kulaklarınızla duydunuz. Bize tüm putları reddetmemizi emret. Put değil Harun. İdol. Altından ve en değerli taşlardan ellerimizle yapacağımız bir tanrı. Bu bizim rehberimiz olabilir. Bizi buradan çıkarabilir. Evet, evet. Tabii ya, doğru. Harun. Evet. Harun. Harun, onları dinleme. Allah bugüne kadar bizi korudu. Sözüne sadık kalıp yanımızda oldu. Evet, evet. Musa'nın Sina Dağı'nda ölüp perilendiğini daha ne kadar reddedeceksin ha? Musa ölmedi. Burada ölen Allah'a olan inancını... Diline hakim ol kadın. İnsanlar umut bağlayacakları bir şeyi arıyorlar ve hemen. Evet. Dinleyin bir. Bu sadece bir... Hayır, bir sembol. Bize yolu gösterecek bir rehber. Daha ne kadar beklemek zorundayız? Yedi gün. Hayır, böyle olmaz. Ona tam 7 gün verin. Musa 7 gün içinde dönecek. Ben bundan eminim. Have any doubt of Moses' return? Are you ready to abandon the Lord's word this easily? I said 7 days, Miriam. And 7 days it's been. Aaron! They'll do what they want. You know that. Aaron, we have discussed this amongst ourselves. We have waited the 7 days. It's time for us to take matters into our own hands. On your head be it, Zeren. He's seen the truth! Gather up all your gold and just... Elinizde altından ne varsa hepsini buraya getirin! Bizim Mısır'dan çıkaran büyük güç olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi yüzüne yoğunlaşıyor ve burada aramızda istiyoruz onu. Bu gücün doğuşunu kutlamak için hazır olun. Onun aramıza katılışını kutlayalım. Kutlamalar başlasın. Thank you.
durumda Allah'a böyle mi hizmet edecektiniz? Ben senin gibi değilim kardeşim. Onlar beni dinlemedi. Öldüğüne inanmıştık Musa. Bundan başka ne düşünebilirdik? Bu Allah'ın sözüdür. Elimdeki bu kitabe sizi kıraç topraklardan çıkaracak rehberinizdir. Alın, size veriyorum. Hayır Musa. Eğer bu gerçekten Tanrı'nın sesi ise Musa, çok kolay kırılabiliyormuş. Siz de gördünüz. Musa bizi buradan çıkarabilecek biri değil. Bizler Tanrısının önündeyiz. Buradan çıkacak ve güçlü bir kavim olmayı başaracağız. Hayır, Allah'ın sana olan güvenine inancını parçaladın, önünde duruyor. Sizler hala Allah'la olmayı seçenler, buraya gelin ve yanımda yer alın. Kardeşlerim, İbraniler, sizi esaretten çıkaran Allah'a sırt çevirmeyin. İnancını koruyanlar, gelin ve Musa'nın yanında yer alın. Aptal mısınız siz? Çölde mi ölmek istiyorsunuz? Yanımda kalın. Kalın ve özgürlüğünüzü kendi elinizle alın. Allah'a itaat edenler, yanıma gelin. Bu kıraç topraklardan çıkmak isteyenler, benimle kalın. Yarın sabah kampı terk ediyoruz. Bize yolu buzağı gösterecek. Aptalın birisin Musa. Biz kendi yolumuza gidiyoruz. Yapabileceğim bir şey yok. Dur! Seyrek! Bekle! Musa! Bu Allah'ın sözü. Bana karşı günah işleyecek bütün kafirler bunu kanlarıyla ödeyecekler. Bu Allah'ın sözü. İsrail kafirlerden arınmalı. Musa! Hayır! Thank you.
şiddet tozdan yarattığınız tanrınız! Alın içine su doldurun! Ne için? Şeytani yöntemlerinizle! Hepiniz inançsız kafirsiniz! Nereye gidiyorsun? Allah'a merhamet istemeye. Günahlarınız için af dilemeye. Kurbanın kanıyla yıkanacaksınız. Affedilmeniz için hala şans var. İçeri girin. İsrailoğulları. Burası sizin sığınağınız olacak. Allah'la buluşacağınız yer. Allah seni kutsasın ve gözetsin. Allah varlığını daima yüzünde yansıtsın. Sana hep merhamet etsin. Allah sana verdiği değeri hep sürdürsün. Ve huzur versin. Sina'dan ayrılalı 10 gün oldu. Hala içecek tek damla su yok. Benim için bu çorba yeterdi, artar bile. Şşt. Mısır'daki ziyafetleri hatırlıyorum. Her gün balık yerdik. Doğru. Ah. Yiyecek her zaman bol. Sebze de var. Ama Firavun'un keyfi olduğunda yiyebiliyordu. Ama en azından veriliyordu. Karar vermek zorundasın Meryem. Aç kalmak mı iyi, kırbaç yemek mi? Burada kardeşimin zoruyla bulunuyorum. Ben çok mu cahil? İsrail'in kaderini ben mi belirledim? Sizi Mısır'dan çıkaran ben miyim sanıyorsun? Hayır, bunu hepimiz yaptık. Allah senin üstünden konuşuyormuş. Meryem. Musa'yı çağırdığında senin de gitmeni istememiş miydi?
Firavun'un önünde Allah'ın sözcülüğünü sen yapmadın mı? Ama şimdi sadece Musa'nın diliyle konuşuyor. Hayır. Meryem, böyle bir şey nasıl söylersin? Musa'nın alçak gönüllü olduğunu biliyorsun. O zafer peşinde değil. Sen bu işe karışma. Meryem! Bu çöllerde dolaşmak çok anlamsız. Allah'ın yolu bildiğinden emin misin? Evet, hazır olduğumuzu gördüğünde bizi oraya çıkaracak. Sence hala hazır değil mi? Dinle beni! Eğer yarın kanyona çıkarırsa ne yapacağımızı bilecek miyiz? Nereye gideceğimizi bilecek miyiz? Organize olabilecek miyiz peki? Kutsal topraklardaki krallığımızı düşün. Çocuklarımız ve mülklerimiz var. Kendi topraklarımıza yerleşmek istiyoruz. Başka neye ihtiyacımız var? Kardeşliğe! Bu midelerimizin dolu olmasından çok daha önemli. Meryem, iyi mi? Meryem! 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 Meryem, iyi mi? Meryem! Meryem! Dur, dur! Bir şeyler yapmamız lazım. Allah'ım! Lütfen onu ölümle cezalandırma. Allah'ım. Lütfen son nefesini vermesine izin Allah'ım, verme. Çok... Sesime kulak ver. Lütfen! Onu iyileştir, lütfen. Allah 7 gün kamptan uzak kalması gerektiğini söylüyor. 7 gün sonra tekrar dönebilir. Sağlığına tekrar kavuşabilir. Kaldırın. Kaldırın. Allah merhamet edecektir. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Meryem beni Musa'ya yiyecek getirdi. Benden uzak dur Musa. Senden korkmuyorum. Yemek zorundasın. Git lütfen. Benden uzak dur. Lütfen git. Hayır. Bunu neden yapıyorsun? Sen benim ablamsın. Beni cahil bulduğun için çok üzüldüm. Öfkenin sesiydi. Allah beni cezalandırdı. God talks to me, Miriam, just as I'm talking to you. I don't deserve this presence. Why did God choose me? Why me? Don't let my sin punish both of us. God has chosen you, and I am your sister, and that's God's will. Rejoice. Rejoice. All this will soon be over. We will journey to the promised land. All of us together. Oh Musa, gerçekten çok güzel. Haklıydın Musa, senden asla şüphelenmemeliyim. İşte söz verilen topraklar. Asla şüphe etmemeliydim. Sen beni hep sorguladın Koray, ama Allah'ın sözüne asıl. Allah her zamanki gibi sözünü tuttu. Geçmeyecek. Ne? Bunu kendimiz mi yapacağız? Kanyona devam edip toprakları kendimiz mi belirleyeceğiz? Bunu başka türlü nasıl belirleyebiliriz? Allah'ın yapması daha iyi değil. Eğer özgür bireyler olacaksak Eriya, kendi başımıza hareket etmeyi öğrenmek zorundayız. Joshua, 12 adam belirle. Her İsrailoğulları boyundan bir adam. Kanyonu geçip çayıra gidin. Her yeri dikkatle inceleyin ve dönüp rapor verin. Kaleb, Yuda boyundan. Sama,
Kabi. Sabah. Toprağa el koyacaksak ölmek zorundalar. O halde ölürler. Yoksa bize İbrahim, İshak ve Yakup'un topraklarında liderlik edecek cesaretin yok mu? Ailemi göz göre göre ölüme ya da esarete sürükleyemem. Allah bizim yanımızda. Yol gösterecek. Mantıklı ol Joshua. 40 gündür buradayız. 40 gündür. Bizim gördüğümüzü sen de gör. Adamların hepsi bizden güçlü. Üstelik çok kalabalıklar Joshua. Bunun ne önemi var ki? Bizi Mısır'dan çıkaran, Firavun'un ordusunu yok eden güce karşı ne yapabilirler ki? Çocuklarının hayatını riske edecek misin Joshua? Allah'ın yol gösterdiği yerde risk filan yoktur. Gelin. Sen delirmiş olmalısın Joshua, çünkü deli gibi konuşuyorsun. Burnu iyi koku alan bir deliden başka bir şey değilsin. Bütün çölün kumu beynini örtmüş olmalı. Olabilir ama kalbimi değil, ne de inancımı, Yaradan'a olan güvenimi, Allah'a olan aşkımı. Aynı şeyi sen söyleyebilir misin Nabi? Bizden hayatımızı tehlikeye atmamızı mı istiyorsun? Kimseden özel bir talepte bulunmuyorum. Sadece Allah'a olan sadakatiniz. Musa yaranmak için uzun süre köpek gibi ayaklarını yaladın. Bundan Musa bile emin değil. O biliyor. Ben de öyle. Bunun söz verilen topraklar olduğunu biliyoruz. Uzanıp almamızı bekliyor. İstersen dene ama dilim dilim doğranacaksın. Adamlar dev gibi. Dev! Evet, doğru. Doğru söylüyor. Allah bizimle birlikte. Bize yol gösterecektir. Ama sadece katledilmek için. Evet. Allah'tan nasıl şüphe edersiniz? Bakın bizi nerelere kadar getirdi. Evet, getirdiği yere bak. Çölden çıkarıp yokluğa soktu. Altın bir buzağı yüzünden kardeşin kardeşi öldürdüğünü gördü. Yolun her aşamasında bizi sınamayı sürdürdü. Durmadan defalarca. Belki de yine, belki de bu da bir sınavdır. Birkaç kişinin hayatta kalacağı bir sınav. Evet. Peki söyler misiniz acaba? Hani burası söz verilmiş topraklardı? Başkaları gelip çoktan işgal etmiş, istila etmiş burayı. Kadına sadece bir avuç insan bakacaksa, sütle balla dolu olsa neye yarar? Musa! Bu da bir sınav mı? Bunu ben nereden bilebilirim? Ben sadece Allah'ın emrini söyleyebilirim. Devam edeceğiz. Söz verilen topraklara gireceğiz. Ben Allah'ın emrini sadece uygularım, sorgulamam. Belki de yeni bir lider seçme zamanı geldi. İsrailoğullarının iyiliğini gerçekten isteyen biri, Allah'ın bu soruya ne cevap verdiğini de bilir. Sen neler söylüyorsun? Evet! Kendimizi kurtarmak için hala geç değil. Mısır'a geri dönmek, burada kalıp vahşilerin kılıcında can vermekten daha iyidir. Hayır, 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 hayır. Olmaz, evet, hayır. En azından her günün ne getireceğini çok iyi biliriz. Yeni bir lider seçelim. Musa ve Harun'la yeterince oyalandık zaten. Bize acıdan ve sıkıntıdan başka hiçbir şey getirmediler. Evet, doğru söylüyor, doğru söylüyor. Doğru söylüyor. İnanın doğru söylüyor. Tanrı'ya karşı günah işlediğin için acı ve üzüntüye sen neden oldun. Günah mı? Duydunuz İsrailliler. Musa her zaman bizim hatamız olduğunu söylüyor. Evet, evet, evet. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ben Kora'nın yanındayım. Sizlere yeni bir lider seçmeliyiz artık diyorum. Bizi Mısır'a geri götürecek ve yok olmaktan kurtaracak bir lider. Silah çek. Yine bizi birbirimize öldürtecekler. Buna izin vermeyin. İçimizdeki gerçek düşmanları biz öldürelim. Saldırın, izin vermeyin. Onları yok edin. Onlara izin vermeyin.
Allah benimle konuştu ve şöyle söyledi. 10 defa baş kaldırdınız. Emirlere karşı geldiniz. Buna rağmen canınızı bağışlıyor. 20 yaş ve üzeri olan erkeklerin tamamı bu çölde ölecek. Karış karış dolaştım. Allah'a karşı gelenler, isyan edenler öldü. Tanrı'nın canını bağışladığı son boylar çocuklarını kendilerine söz verilen topraklara götürebildiler. İbrahim, İshak ve Yakup'un toprakları. Geçmişte karşı gelselerdi, sadece iki kişinin, Joshua ve Caleb'ın bu topraklarda farklı bir ruh altında yalnız yaşamasına izin verildi. Yıl sonra. Her şey istediğin gibi Harun. Güzel. Sonunda yine yerleşik düzendeyiz. Ama yine geçici tabii. Musa sadece bir hafta diyor. Bunun son yürüyüş olmasını dileyelim. Yardım edeyim. Git başımdan, henüz ölmedim sersem. Git kendi işine bak. Yardım etmek istedim. Beceriksizin birisin. Erkekler bu tip işlerden anlamaz ki. Huzur içinde yat kardeşim. Allah'ın merhameti üzerinde olsun. Sleep gently, sister, and glory in God's goodness. Without water, we'll all follow her to the grave, and quickly. Oh! Which one of you said that? Even at my sister's burial, you complain? Can't I even
grave without hearing your whining. Moses, Moses, they meant no harm. They simply... They simply worry for themselves, as if the Lord hasn't proven he'll care for their every need. We feel for your grief, Moses, but our animals will soon die of thirst. We only ask them... You only! You ignore all that God does for you when you whine and you want. Where's the wonder at what you already have? Where's the wonder? Moses! Moses! Let us ask for God's hand in this matter. Come, let us ask for God's hand. Come. Come. Now kneel to God. Dear Lord, the people need water. Are you satisfied now? What do you mean? God did not speak to me. He spoke to me. Moses! Bu insanlara su ver Allah'ım. Duy sesimi. I did. I lacked faith. I should have waited upon you, Lord. It was my anger, Lord, my arrogance. Musa. Meryem. Bunuyorsun kardeşim. Onlar çoktan gitti. Hayır. Benim için... Sevgili kardeşimiz Meryem'e katılma zamanı geldi mi? Bunun zamanını ancak Allah bilebilir. Söz verilen topraklar yakın, yakında mı Musa? Evet. Mucizeleri gördük ve yaşadık. Değil mi kardeşim? O buzağı, Musa, o buzağı. Allah günahlarımı bağışlayacak mı benim? Elbette.
O çok bağışlayıcıdır. Musa, ne yapabilirim? Nasıl yardım edebilirim? Musa. Bu meşale elimden alındı Joshua. Bu Tanrı'nın isteği. Musa. Sen ve ben yarın Nebo Dağı'na gideceğiz. Nebo Dağı'na mı? Fişka Tepesi'ne çıkacağız. Ama bundan önce görevini teslim almalısın Joshua. Allah yetkilerimi artık senin almanı istiyor. I have asked the Lord, God of the spirits of all flesh, to appoint someone over the congregation who shall go out before them and come in before them, who shall lead them out and bring them in, so that the congregation of the Lord shall not be like sheep without a shepherd. And the Lord said, take Joshua. For he is a man in whom dwells the Spirit. Lay hands upon him and commission him. Be strong and bold, for you shall lead the Israelites into the land the Lord promised them. God will be with you. Beni şuradaki taşa oturt Joshua. Tanrı'nın söz verdiği topraklar bu dağın diğer tarafında bulunuyor Joshua. Evet Musa, biz hazırız. Bunu Tanrı söyledi. Burası İbrahim, İshak ve Yakub'a verilen kutsal topraklar. Bu toprakları sana ve torunlarına bırakıyorum. Allah'ın sana verdiği görevi tamamladın Musa. Tanrı bir şey daha söyledi bana. Musa, toprakları uzaktan görebileceksin ama giremeyeceksin. Bu mümkün değil. Sen Allah'ın hizmetkarısın. Bunu bana Tanrı söyledi. Surely if you plead with God, he will hear you. I have. No, Joshua. This is as it should be. Why? Of course, I was arrogant, Joshua. I struck the rock twice for God's water. I did not trust God to reveal his holiness before the eyes of the people. But Moses... It was my anger.
speaking, Joshua, and God cannot turn his eyes from that. God cannot build a nation on anger, Joshua. Ben daha tırmanmaya devam edeceğim. Joshua, sen buradan hemen gideceksin. Hayır, ben de seninle geleceğim. Hayır, hayır. Bunun böyle olması gerekiyor. Allah beni yanına çağırıyor. Şimdi sonsuza kadar onunlayım. İnsanlar artık seni izleyecek Joshua. Sen Allah'ın sevgili kulusun. Unutma. Orası sadece söz verilmiş topraklar Joshua. Her santim için mücadele vereceksin. Yeni İsrail'i Allah'ın yasaları üzerine inşa edeceksin. Adil ve ılımlı ol her zaman. İnsanları iyi organize etmelisin Joshua. Hepsi hareket etmeye hazır mı? Uzun zamandır Allah'ın sözünü izlemek için sabırsızlanıyorlar. İçim huzurla doldu. Sadece görevimi tamamladığım için değil. Bundan sonra Tanrı'nın izinden sen gideceksin. Benim görevim burada bitiyor artık. Allah seninle olsun. Söz verilen topraklar.
Remember what Moses, the servant of God, instructed you. Beyond lies Canaan, the land promised our forefathers. Now, for the second time, the Lord bids you, go forth! From Jericho to Shechem, the Lord led Israel into the land he had promised their forefathers. And at Shechem, Joshua placed a stone at the foot of the sacred oak and said, "Let this stone be a witness against us if ever we break faith with God." And the children of Israel ended their